QM Beyond Hızlandırma Programı 4. dönem Demo Day'e hepiniz hoş geldiniz. Umarım bizi izleyen herkesin keyfi çok yerindedir. Umarım bizi şu an anlık olarak izleyenler de, belki bundan aylar yıllar sonra şu anki girişimlerimiz ne yapıyorlarmış, o dönemki halleri neymiş diye araştırmak için izleyenler de, siz de hoş geldiniz. Çok kısa bir özet geçeyim, çok kısa bugün neler bekliyor bizi onu anlatayım. Daha sonra hemen Demo Day'imize geçelim. 8 girişimimiz var. Hepsi farklı alanlarda müthiş işler yapıyorlar. Bugün yaptıkları cirolardan, satışlardan, QNB Finansbank ve iştirakleriyle yaptıkları işbirliklerinden, kampanyalardan, ekibe kattıkları müthiş insanlardan ve bazı ürün geliştirmelerinden, ürün lansmanlarından bahsedecekler. Sadece bugün ilk defa duyacağınız bazı sürprizlerimiz de var. Bugün onları da sizinle buluşturacağız. Ben sözü çok daha fazla uzatmadan açılış konuşmalarını yapmak üzere Temel Bey, Ömür Bey ve Derya'ya sözü bırakıyorum. Daha sonra girişimlerimize geçelim. Değerli yatırımcılar, girişimciler, mentorlarımız ve ekosistemin tüm katılımcıları, bugünkü Demo Day'imize hoş geldiniz her şeyden önce. Biliyorsunuz biz bunu dördüncü kez yapıyoruz. Dördüncü kez hızlandırma programımızı da QM Beyond'da yürüttük. İlk programımız fizikseldi. Fiziksel arkadaşlarımız geldiler, buradaki ofisimizde çalıştılar. Ama ondan sonra pandemi geldi. İkinci programımızı online yapmak durumunda kaldık. Üçüncü programımız da online gerçekleşti. Dördüncü programımızda artık hibrit modda çalışmaya başladık. Bir miktar online, bir miktar ofiste zaman geçiriyoruz. Umarım önümüzdeki dönemlerde daha fazla ofiste zaman geçirdiğimiz günler göreceğiz. Pandemi artık malum bayağı bir sonuna geldi. Ama bu pandemi başlarda biz şey diyorduk, yani çok bizi zorlayacak, nasıl olacak bu online işler falan derken aslında bize bir fırsat açmış oldu. Bu sayede Türkiye'nin dışından da Türk girişimcileri programın içerisine alma fırsatı bulduk. Yurt dışından, Boston'dan, Londra'dan girişimler de hızlandırma programının parçası oldular. Ve başarıyla yollarına devam ettiler. Şimdi hızlandırma programı başarı demişken bizce iki tane temel amacı vardı ve bu iki amacı çerçevesinde de çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bunların birincisi tabii ki girişimlerimizin, hızlandırma programına katılan girişimlerin büyümeleri, gelişmeleri, yatırımlar alaraktan yollarına daha büyük girişimler olarak devam etmeleri. Bu çerçevede mutluyuz. 27 girişim program başladığından beri 27 girişim toplam 23 milyon dolar yatırım aldı. Bu çok önemli bir şey. İkinci amacı programın ise gerek girişimler gerekse bankamız için ortak işbirliği fırsatları ortaya çıkartmasıydı. Biz ekosistemin karşısında duran değil parçası olmak isteyen bir bankayız. O yüzden böyle bir programımız da var. Buradan işbirlikleri üretebilmek istiyoruz. Gerçekten de çok değerli işbirlikleri ürettiğimizi gördük. Programın başından beri 8 aktif işbirliğimiz var. 8 ayrı girişimle. 12 girişimde işbirliği süreci içerisinde veya proof of concept süreci içerisinde ve biz bunu çok önemsiyoruz açıkçası. Dolayısıyla programın çok ama çok başarılı gittiğini söyleyebilirim. Şimdi garip günlerden geçiyoruz. Dünya açıkçası büyük krizler yaşıyor. İşte bir taraftan savaşlar var. Bir taraftan farklı dünyanın farklı yerlerinde jeopolitik gerginlikler var. Ekonomik sıkıntılar var. Enflasyon dünyanın tamamında, ülkemizde de büyük bir problem şu an. Dünya merkez bankaları bunlara farklı şekillerde tepki veriyorlar ve bu tabii dünya yatırım ortamını çok ciddi şekilde etkiliyor. Dünyadaki hisse piyasalarının ciddi şekilde geriye geldiğini, yatırım iştahının azaldığını, hatta yani sabit getirili menkul kıymetlerin bile fiyatlarının aşağıya geldiğini görüyoruz dünya borsalarında. Böyle ortamda moralleri bozmak kolay. Ama iki tane şeyi unutmamak lazım. Bir, büyük resim. Dünya, geçtiğimiz yüzyıla bakın, iki tane büyük dünya savaşı geçirdi. Soğuk savaş geçirdi. Çeşitli Orta Doğu'da savaşlar oldu. Dünya düzeni karıldı, yeniden oluştu. Bütün bunlara rağmen dünya
ayağa kalktı, yeniden toparladı ve dünya ekonomisi bugün kat be kat daha büyük. 20. yüzyılın başlarına baktığımızda o günlerden bugüne. İnişler çıkışlar oluyor ama ekonomiler yukarı doğru çıkmaya devam ediyorlar. Ve açıkçası bu dönemlerde morali bozup geri adım atmak hiçbir zaman faydalı bir sonuç vermiyor. Bu dönemlerden çıkışın en önemli anahtarı da genelde yeni fikirler, yeni girişimler oluyor baktığınız zaman. Ekonomileri yeniden canlandıran, ayakta tutan bu yeni fikirler, eski problemlere yeni yaklaşımlar, yeni problemlere yeni yaklaşımlar, yeni teknolojiler üreten girişimler. Dolayısıyla bence doğru yerdeyiz. İkinci en önemli konu da yine benzer bir tema ama bu dönemlerde yatırım yapanlar, yatırım yapan ülkeler veya kişiler veya kurumlar bunların kat be kat arttığı dönemlerde çok büyük faydasını görüyorlar. Dolayısıyla bence bugünler krizden moralleri bozma değil, krizlerden ürkme değil, krizleri fırsat olarak görme, yeni fikirlere alan açma, yeni fikirlere yatırım yapma zamandır. Umarım bugün bu çerçevede de sizler burada sizlere sunulacak olan yeni fikirleri, yeni girişimleri değerlendirirsiniz ve çok keyifli bir gün geçirirsiniz. Teşekkürler. Herkese merhaba. Dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Debode'ye hepiniz hoş geldiniz. QNB Finans Bank ailesi olarak buradaki tüm girişimcilerimizi, mentorlarımızı, yatırımcılarımızı, tüm paydaşlarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Açıkçası QNB Finans Bank her dönemde yatırıma, girişimciliğe, inovasyona çok fazla önem vermiş durumda. Bunu yıllarca QNB Beyond'la, dijital köprüyle birleştirdiğimiz startuplarla beraber aslında göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. Dijital asistanımız Q ile tüm müşterilerimizin hayatlarına dokunmaya, onlar için fark yaratmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de QNB Finans Bank olarak tüm girişimleri, inovasyonu desteklemeye devam edeceğimizi buradan tekrar belirtmek istiyorum. Bugün çok heyecanlıyız çünkü burada bizim startuplarımızın, desteklediğimiz startupların adeta mezuniyet günü. Onlar da heyecanlar, çok güzel sunumlar yapacaklar. Umarım çok verimli bir gün geçiririz ve bir sonraki toplantımızı, önümüzdeki sene yapacağımız toplantıyı yüz yüze yapar, daha keyifli zamanlar geçiririz. Hepinize kolay gelsin. Herkese merhaba. Bugün bizim için gerçekten çok duygusal ve gurur dolu bir gün. 6 aydır 8 girişimimizle hem zorlu hem de bir o kadar heyecanlı bir yolculuktan geçtik ve işte bugün mezuniyet günüyle karşınızdayız. Onlara sözü vermeden önce teşekkür etmek istediğim insanlar var. Fırsattan istifade, müsaadenizle bunu yapmak istiyorum. İlk olarak bizimle bu yolu birlikte yürüyen, hiç bizi yalnız bırakmayan mentorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar girişimlerimize her noktada destek oldular. Kocaman bir teşekkür. İkinci olarak iş ortaklarımız. Onlar ürün ve hizmetleriyle girişimlerimizin daha da hızlı koşmasını sağladılar. Bizim için destekleri gerçekten çok kıymetli. Onlara da yine kocaman bir teşekkür. EFSE'ye ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü ne kadar biz online'da birlikte olmanın güzelliklerini yaşıyor olsak da girişimlerimiz için özellikle globalde bir takım konferanslarda var olmanın ne kadar fark yarattığını her sene tekrar tekrar gözlemleyebiliyoruz. EFSE ile birlikte bu sene 3 girişimimiz kendi alanlarındaki en önemli konferanslarda var olma şansını yakaladılar. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ve tabii sevgili QNB Finans Bank ailesi, onlar yine bu sene kocaman kucak açtılar girişimlerimize. Yeri geldi, girişimlerimizle birlikte kolları sıvadılar ve daha ne kadar fazla işbirliği çıkarabiliriz diye uğraştılar. Onların desteğini arkamızda hissetmek bize güç verdi. Tekrar çok büyük bir teşekkür onlara. En önemli teşekkür herhalde girişimlerimize geliyor. Onlar azimleriyle, zekalarıyla ve o bitmek bilmeyen enerjileriyle gerçekten bize ilham verdiler. Onlarla bu yolculuğu birlikte yürümek gerçekten büyük bir ayrıcalık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kaldı ki başka alanlarda da bize büyük izler bıraktılar. Onlardan aldığımız cesaretle
İç girişimcilik programımız da farklı bir yere taşıyabildik ve içimizden artık işte Kiralarsın gibi, Mono gibi farklı girişimleri de spin-off edebiliyoruz. Son olarak ve bence en önemlisi, başta Sonat ve Özge olmak üzere tüm QM Beyond ekibine kocaman bir teşekkür. Onlar gerçekten her gün biz daha fazla nasıl destek sağlayabiliriz diye kafa patlatıyorlar. Buna birebir şahit oluyorum ve geldiğimiz nokta itibariyle de gerçekten her bir girişime, çünkü her birinin ihtiyacı farklı, farklı şekillerde ama onlara en çok yarayacak şekilde yanlarında olmayı başardığımız bir yere geldik. Üstelik bu sene artık çok daha kalabalığız. 35 girişimimiz ve iç girişimlerimizle birlikte kocaman bir ailede olduk. Ve artık bunun içindeki sinerjiyi de yaşayabilir hale geldik. Farklı farklı ekiplerden hem içeriden hem dışarıdan aklınıza hayalinize gelmeyecek türlü türlü işbirlikleri ve farklı şekillerde destekleri görmek mümkün. Eminim unuttuğum ve daha teşekkür etmem gereken çokça insan vardır ama daha fazla vakit kaybetmeden sözü Sonat'a ve girişimlerimize bırakmak istiyorum. Onlara bol şans, size de iyi seyirler dilerim. QM Beyond hızlandırma programı bugün 4. dönemini mezun ediyor. Bugüne kadar 35 girişim bu programdan mezun oldu bugünkülerle birlikte. Mezunlarımızla hep iç içeyiz, programlarımıza katılıyorlar, iş ortaklarımızdan faydalanıyorlar, onlarla çalışıyorlar. Dönemin girişimcileriyle mentorluk yapıyorlar. Onlarla hiçbir zaman kopmuyoruz. Topluluğumuzda onlarla birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Temel Bey'in de söylediği gibi bu döneme kadar ki 27 girişim bugüne kadar 23 milyon dolar yatırımını topladı, yatırımını kapattı. Her dönem olduğu gibi mikrofonu bir de onlara uzatalım. Şimdi 3 girişimimize dönelim. Merhaba, Berkay Yavuz'dan. Magnetik'in kurucu ortağıyım. Magnetik, QM Beyond hızlandırma programının 3. dönemine katıldı. Birçok mentorla, sponsorla ve startup'la bir araya geldik. Hepsinden çok değerli bilgiler öğrendik. QM Beyond hızlandırma programında Dijital Köprü'de bir araya geldik. Oradaki yöneticilerle beraber çok güzel bir kampanya planladık. Ve şu anda Dijital Köprü'yle iş birlikteliğimiz sürmeye devam ediyor. Hızlandırma programının sonunda QM Beyond Ventures'tan yatırım aldık ve bizim hızımıza hız kattı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, ben Mehmet Ali Sorhan. QM Beyond programı 3. dönem mezunlarından Hedgepool'un kurucu ortağıyım. QM Beyond programı sayesinde banka içi ve banka dışı çok değerli bağlantılarla tanıştık. Bize mentorluk yaptılar. İsmimizi duyurmamızda ve işlerimizi geliştirmemizde QM Beyond'un çok faydası oldu. Ayrıca Finans Bank'ta müşterimiz oldu ve bizim yazılımımızı raporlama tarafında kullanmaya başladı. Dördüncü dönem demo sunumlarında bütün katılımcılara başarılar dilerim. Ayrıca katılmayı düşünen bütün startuplara da ileriki dönemler için program mutlaka başvurmalarını tavsiye ederim. Herkese iyi günler. Merhaba, QM Beyond 3. dönem girişimlerinden Asis Box'ın kurucu ortağı Bora ben. Geçtiğimiz yıl uzaktan olmasına rağmen çok verimli ve keyifli bir dönem geçirmiştik. Şimdiye kadar gelişim anlamında en verimli geçen dönemlerimizden birisiydi diyebilirim. Programdan mezun olalı bir yıl oldu ve biz hala bootstrap bir şekilde ilerliyoruz. Geçen bir yılda 4 yeni ülkede müşteriler edindik, 2 yeni ülkede operasyonlar başlattık ve müşteri sayımızı 3 katına, günlük görüşme hacmimizi ise 7 katına çıkardık. Dördüncü dönem girişimlerin hedeflerine en kısa sürede ulaşabilmelerini diliyorum. Başarılar. Hiç vakit kaybetmeden sunum yapacak 8 girişimimize geçelim. Ama ondan önce Demo Day formatıyla alakalı iki küçük hatırlatma yapayım. Birincisi, bizim değer yarattığında çokça inandığımız bir program var içeride devam eden. Onun birincisi, girişimlerimizle programa dahil oldukları anda bir C-level yöneticiyle beraber eşleştiriyoruz onları ve en az 2 haftada bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Bu etkileşim hem banka ve iştirakleriyle yapılabilecek işbirliği potansiyelini arttırıyor hem de o C-level yöneticiyle kurucu ortak arasında bir ilişki yaratmaya çalışıyoruz. İkinci devam eden projemiz de, bunu neredeyse her demoda da yapmaya çalışıyoruz artık, en iyi yatırımcı müşteridir. O yüzden müşterilerin yorumları çok önemli, kullanıcıların yorumları çok önemli. Girişim sunumlarımızın hemen ardından kullanıcılarından veya müşterilerinden kısa yorumlar dinleyeceksiniz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden sözü Cumhur Bey'le yaptığımız kısa söyleşiye bırakalım. Daha sonra da VenueX ve Kürşat'ta söz.
Cumhur Bey hoş geldiniz Demo Day'imize. Yine bir Demo Day, dördüncüsünü yapıyoruz. Ve NewX'le beraberdiniz bu dönem. Doğum gününüz kutlu olsun. Bu ay 10. yaşına girdi Empara. 10 sene önce bir startup olarak kuruldu. Peki bundan sonraki 10 yılda bizi ne bekliyor? Sonatçığım, senin de söylediğin gibi 10. yaşımızı kutladık bu ay. Öncelikle gururluyuz ve mutluyuz. Bir yıllık hazırlık dönemi, sonrasındaki 10 yıl, 11 yıldan beri QM Finans Bank ailesi olarak Empara.com'u yaşatmaya çalışıyoruz. O gün Türkiye'de pek de olmayan kurumsal girişimcilik ruhuyla aslında Empara'yı kurmaya karar vermiştik. Dediğin gibi bir startup olarak kuruldu. Güzel bir hayal kurmuştuk ama hayallerimizin ötesinde bir başarıya ulaştı Empara. 10 yıllık dönemde ivmelenerek büyümeyi başardık. Bundan sonraki dönemde de yine odağımızda büyümek var. Hem müşteri sayımızı büyütmek, hem sunduğumuz ürün ve servis ağını genişletme hedeflerimiz var. Diğer taraftan da rekabet de birazcık daha dijital alanda artıyor. Bu yeni düzenlemelerle beraber yeni dijital bankalar hayatımıza girecek. Servis modeli bankacılığıyla yeni oyuncular finans alanına girecek. Bizim de Empara.com olarak planlarımız var. Üzerinde çalışıyoruz. Umarım Empara'yı 20. 30. yıllarında da bugün olduğundan çok daha büyük yerlerde göreceğiz inşallah. Süper. Bu dönem VenueX'le beraberdiniz. Kürşat'la beraberdiniz, VenueX'in kurucusu. VenueX perakende şirketlerinin, perakende de hizmet veren şirketlerin dijitalde müşterilerine ulaşamama, hedefleyememe problemini çözüyor. Sizce bir yenilik getiriyorlar mı bu alana? Bence çok güzel bir açığı tespit etmiş VenueX. Özellikle pandemiyle beraber çok yoğun bir dijitalleşme oldu her sektörde. Özellikle perakende alanında dijitalleşemeyenler zaten ciddi problemler yaşadılar. Dijitalleşmeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirenler de rekabette ciddi farklar yarattılar. Pandemi tabii ki tüketici alışkanlıklarını dijitale doğru kaydırdı. Ama hem pandemi bitti hem de insanların eski alışkanlıklarına özlemi başladı bir taraftan da. Fiziksel kanallar her ne kadar son birkaç yılda dijitalin gerisinde kalmış olsa da hala çok büyük bir paya sahip ve payını arttırmaya devam ediyor. Özellikle zincir mağazalar, VenueX gibi startuplarla yan yana başarılı bir şekilde çalışabilecek firmalar bu alanda bence fark yaratarak rekabette de öne geçebilirler. Ben VenueX'in gerçekten çok başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten bugün de çok güzel firmalarla, çok büyük firmalarla çalışmaya başladılar. Ben yolların açık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bence de Kürşat'a da bugün başarılar dileyelim. Peki startuplarla Empara nerede buluşuyor, nasıl çalışabilirler? Nasıl hayata geçiyor bu tarz işler? Yani son 3-4 yıla kadar Sonat biz Empara.com olarak startuplarla birebir direkt çalışmayı tercih ediyorduk. Ama daha sonra QM Beyond ve dijital köprü hayatımıza girdikten sonra QM Finans Bank'ın içinde bu iş daha profesyonelce ele alınmaya başladı. Daha deneyimli arkadaşlar tarafından ele alınmaya başladı. Biz son dönemlerde daha çok QM Beyond ve dijital köprü üzerinden startuplarla çalışmayı tercih ediyoruz. Biz Empara.com şirketim olarak KOBİ'lere de hizmet veriyoruz ve dijital köprüyle de entegre bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda bu şekilde çalışıyoruz ama biz startupların elinden tutmayı da seviyoruz. Çünkü kendimizi de bir startup olarak görüyoruz. Onlarla aynı dili konuşuyoruz. Onların yaşadığı zorlukları tahmin edebiliyoruz. O yüzden inandığımız işlere, işler için onlara destek olmayı seviyoruz açıkçası. Direkt olarak çalıştığımızda geçmişte startuplar oldu. Hatta bizim direkt olarak çalıştığımız startuplar daha sonra QM Beyond'a geldiler. Bu da bizi çok mutlu etti açıkçası. En güzel senaryo. O zaman çok teşekkür ederiz. Kürşat'a da bugün sunumunda başarılar dileyelim. Başarılar diliyorum Kürşat. Sen iyi bir girişimcisin. Umarım hayal ettiğin yerlere gelebilirsin. Teşekkürler Cumhur abi. Senin de bahsettiğin gibi dijital dönüşüme rağmen global satışların %81'i 2021 yılı itibariyle hala fiziksel mağazalarda gerçekleşti. Ancak soruna baktığımız zaman perakendeciler global uygulamalarda online görünürlükleriyle özellikle yerel aramalarda tüketicilerle etkileşime geçemiyorlar. Çünkü mağazaların lokasyonları veya diğer veriler genelde sorunlu veya limitli. Fakat kullanıcı trendlerine baktığımız zaman yakınında aramalarının 2 kat arttığını,
yakınımda nerede satın alabilirim mobil aramalarının yaklaşık 6 kat büyüdüğünü ve tüketicilerin %68'inin artık mağazaya gitmeden önce ürün ve stok teyidi yapmak istediğini görüyoruz. Biz de tüketicilere bu son kullanıcı uygulamalarından acaba yerel arama sonuçlarıyla erişebilir miyiz diyerek yola çıktık. Böylece yepyeni bir alışveriş deneyimi sunabiliyoruz. Venuex olarak mağazalara ait işletme, ürün, stok ve alışveriş verisini son kullanıcı uygulamalarına servis ederek hem perakendeci hem de müşteri deneyimini iyileştiriyoruz. Peki neden bunu şimdi yapıyoruz? Çünkü biliyoruz ki fiziksel mağaza ziyaretleri e-ticaret ziyaretlerine göre yaklaşık 10 kat ciro üretiyor. Çünkü mağazalarda hem satışa dönüşüm daha yüksek, hem de sepet daha büyük, hem de geri iadeler çok daha düşük. Bunun yanında mağazalara yapılan dijital reklamların reklam dönüşümlerinin 8 kata kadar daha yüksek olduğunu, bu reklamların mağazaya artı %25'lik bir ayak trafiği yarattığını ve gelen müşterilerin ek satın almalar yaptığını gördük. Biz perakendecilere diyoruz ki tüm uygulamalarda yerel arama sonuçlarınızla görünür olmalısınız. Böylece tüketicilerinize yerel bir kolaylık sağlayarak aradıklarında mağazanızda hangi ürünler var görebilmelerini sağlayabilir, organik mağaza ve internet trafiğini artırabilir, satışlarınızı artırabilir, yine daha önce hiç ulaşmadığınız yepyeni müşterilere erişmenizi sağlayabiliriz. Ekosistemimizde teknoloji partnerlerimizle ve perakende partnerlerimizle başladığımız ve iyileştirdiğimiz entegrasyonlarımızla ekosistemi büyütüyoruz. Bugün burada ilk kez duyuracağımız 750 bin dolarlık bir yatırım turumuzu tamamladık. Lider yatırımcımız Ripay, Akiş ve Kalyon VC'nin dahil olduğu yaklaşık 750 bin dolarlık bir yatırım turunu tamamladık. Şimdiye kadar QAmbient, Plug and Play ve Endeavor bizi destekledi. Destekleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. QAmbient'la beraber Mono uygulamasına mağazaların adres, ürün ve stok verilerini, banka tarafında da ATM ve şubelerin online görünürlüklerini iyileştirme projelerine başladık. Takım olarak herkes dijital pazarlama ve fiziksel alışveriş tarafında yaklaşık 10 yılın üzerinde bir deneyime sahip. Ekibimizdeki danışmanlarımızla da gücümüzü artırıyoruz. Perakendeciler için hazırladığımız bir yol haritası var. 1. İşletme verilerinizi iyileştirmelisiniz ki müşteriler sizi bulsun. Mağaza envanterinizi paylaşmalısınız ki aradıklarında hangi mağazada stokta ürün var görsün. Satış ve pazarlama yapıp buradaki veriyi paylaşmalısınız. Ve ayrıca online to offline dönüşümü raporlayabilmelisiniz. Daha erişilebilir bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çıktığımız bu yolda QAmbient ekibine ve sizlere çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben Melih Gerger. Noopera'nın kurucu ortağıyım. Noopera, Türkiye'ye Fiera Van Kanken, Veja, Reigns gibi çok sayıda sevilen Avrupalı moda markasını getiren bir distribütörlük şirketi. Bununla beraber perakende sektöründe de yine moda odaklı Vitruta mağazalarımız bulunuyor. Vitruta şu anda hem bizim distribütör olduğumuz markaların hem de çok sayıda sevilen global markanın içinde yer aldığı ve özel koleksiyonların, özel kategorilerin oluşturulduğu bir mağaza. Şu anda 3 tane İstanbul'da fiziki mağazamız var ve tabii ki online mağazamız var. Online mağazalarımızla offline mağazalarımız arasında bir köprü olması gerektiğini, müşteri deneyiminin yükselmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda müşterilerin hiçbir fiziki mağazaya ya da online mağazaya girmeden tarayıcılar üzerinden hızlıca kendi aradığı ürünün en yakın hangi mağazada olduğunu öğrenme eyleminin olduğunu öğrenmiştik. Bu konuda da Venuex ekibiyle çalışmaya başladık. Kendilerinin hızlı ve pratik çözümcül yaklaşımları sayesinde şu anda bu projeyi hayata geçirdik. Artık müşterilerimiz hiçbir fiziki ya da online mağazamıza gitmek zorunda kalmadan istediği ürünün hangi mağazada olduğunu, en yakın hangi lokasyonda olduğunu görebiliyor. Ve bunun üzerine mağazalarımıza gidip bu alışverişini tamamlayabiliyor. Bu da haliyle bize organik bir trafik artışı, aynı zamanda satışsal önemli bir katkı sağlıyor. Bu şekilde. Teşekkürler. Hemen girişimimize geçelim. Önce Okay Bey'le yaptığımız kısa röportajı dinleyelim. Daha sonra da söz Transfer Chain kurucu ortağı Tuna'da. Okay Bey, hoş geldiniz Demo Day'imize. Hoş bulduk. Bu sene Transfer Chain'le beraberdiniz. Kısa sorularım var size. Öncelikle dijital köprü. Dijital köprü, KOBİ'lerin startuplarla buluştuğu bir yer ve onları dijitalleştirmek için bu platform var.
Startuplar dijital köprünün bu vesileyle bir parçası olmalı mı? Şöyle cevaplamak istiyorum Sonat. Şimdi biz tabii KOBİ diye yola çıktık ama dijital köprü tabii KOBİ'lerin çok ötesine geçti. Kurumsal, ticari, aslına bakarsan tüzel taraftaki tüm firmalara hizmet veren bir platform haline geldi. Hatta ilerleyen dönemde ekleyeceğimiz servislerle de tahmin ediyorum çok daha da fazla kullanılan bir hale geliyor olacak ki bugün de 93 bin aslında kullanıcısı var. Dolayısıyla şimdi bu 93 bin kullanıcıya ulaşmak isteyen her startup'ın orada yer alması lazım. Zaman zaman tabii şöyle diyorum ben startup'lara, biz sizin çözümünüzü platforma koyarız. Eğer çözümümüz doğruysa zaten kullanılır. Aynen öyle. Pazar kararı. Evet ama tabii dijital köpründe şöyle bir misyonu, nosyonu var. Biz orayı temiz, göz korkutmayan, karmaşık olmayan bir şekilde ve gerçekten ihtiyaca hitap eden startup'larla doldurmak istiyoruz. Onlara yer vermek istiyoruz. Dolayısıyla da birazcık seçici davranıyoruz diyebilirim. Ama her startup dijital köprüde yer almak ister. Çünkü bir anda 93 bin müşteriye ulaş, 5-10 bin müşteri edin. Çok kıymetli bir şey. Kıymetli bir şey. Peki spesifik bir problem ve yalın olmaktan bahsettiniz. Transfer Chain'de aslında gizli ve güvenli veri transferi ve veri saklama hizmeti veriyor. Bunu da blok zincirde yapıyor. Sizce KOBİ'ler bu problemin farkında mı? Belki henüz o kadar değiller. Ama dijitalleşmenin aslına bakarsan en büyük sorunlarından veya en büyük çözmesi gereken konulardan birisi veri güvenliği. Transfer Chain'de tam olarak bu sorunu adresliyor. İlerleyen dönemde bu tarz çözümlerin değeri, önemi çok daha fazla artacak. Transfer Chain'de bu sorunu erken dönemde hareket ettiği için bence avantajlı bir durumda. Tabii şey de bir gerçek. Yani güvenlik çözümünün güvenlik sorunu haline de gelmemesi lazım. Çünkü sistemi yoruyor, yavaşlatıyor, işleri zorlaştırıyor. Bence zaten dijitalleşmenin çözmesi gereken bir diğer konu da o. Hem güvenliği hem de kullanımı kolay olması lazım. Transfer Chain'e de bu anlamda büyük bir iş düşüyor açıkçası. Evet, onlar da bu konuya çokça odaklanıyorlar. Peki servis bankacılığını soracağım. Siz yeni kurulan o departmanı da yönetiyorsunuz. Orada vizyon nedir? Ya bizim servis bankacılığından beklentimiz çok büyük. 29 Aralık 2021'de çıktı bunun mevzuatı. Biz Ocak ayı itibariyle Türkiye'nin ilk servis bankacılığı ekibini kurduk Türkiye'de. Çünkü biz çok uzun zamandır aslında servis bankacılığını takip ediyorduk globalde. Dünyada çok büyük bildiğimiz markaların işlerin arkasında hep servis bankacılığı var. Türkiye'de de aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi isim veremiyorum ama çok ciddi içeride başvurularımız var. Çok geliyor büyük mu? İşbirliklerimiz geliyor var. Gümbür gümbür geliyor servis bankacılığı. İnşallah Türkiye'de bankacılığın yeni bir dönemini açıyor olacak bu işbirlikleriyle. Tabii şeyinde kullanıcıların da artık bunlar firmalar da olabilir, bireyler de olabilir. Hayatını kolaylaştıracak çözümler olması lazım. Doğru çözümlere orada da yer vermeye çalışıyoruz açıkçası. Peki Mert, Tuna ve Berke ile çalışmak nasıldı? Onlara demek istediğiniz şeyler var mı? Ya onlara şunu söylemek istiyorum. Bir kere çıktıkları yol çok doğru, az önce de bahsettik. Bu dijitalleşmenin çözmesi gereken bir konu. Bu konuya yönelik erken dönemde hareket etmiş olmaları, yola çıkmış olmaları onlar için bir avantaj. Ama işler hiç kolay değil. Yani hem seçtikleri konu zor, hem de günden güne gelişen bir alan. Bir de tabii güvenliği söz veriyor olmak bambaşka bir şey, bambaşka bir sorumluluk. Ben onlara çıktıkları bu yolda başarı ve kolaylıklar diliyorum. Okey abi, teşekkürler. Ben Tuna. Bugün size gizli, güvenli ve kolay kullanımı olan bulut platformu Transfer Chain'den bahsedeceğim. Dilerseniz başlayalım. Gördüğünüz gibi çok farklı sektörlerden, çok farklı oyunculardan oluşan bir logo bütünü var. Ama maalesef bu büyük markaların, bu lider oyuncuların bir ortak özelliği var. Yakın zamanda her biri bir şekilde ya bir veri sızıntısını ya da bir hack problemine maruz kaldı. Bugün veri söz konusu olduğunda iki tane önemli problem var. Bir tanesi verinin gizliliği. Çünkü verilerimiz okunabilir, monitör edilebilir ve kopyası alınabilir durumda. Bir diğer problem ise güvenlik. Hali hazırda zaten bir önceki slide'da gördüğümüz gibi gün geçmesin ki yeni bir hack haberi gelsin. Ve bunların bir çıktısı olarak aslında önemli bir maliyet problemiyle karşı karşıyayız.
Bugün şirketler tehlikede. Şirketlerin %93'ü son 3 yıl içinde en az bir kere bir siber saldırı ya da bir veri sızıntısına maruz kaldı. Ve bu siber saldırıların aslında veri sızıntılarının diyelim ortalama maliyeti 4,5 milyon dolar civarında. Bugün kullandığımız haliyle bulut depolama aslında oldukça verimsiz. Çünkü harcadığımız her bir depolama 1 doları için güvenlik 3 dolara harcıyoruz. Dolayısıyla insan bunun problemi çözmesini bekliyor ama 2021 yılında tek başına bu maliyet, hala siber suçlardan kaynaklanan maliyet 6.7 trilyon dolara ulaştı. Transfer Chain olarak ne sunuyoruz? Bir desktop uygulamamız var. Bu desktop uygulamasından depolama yapabiliyorsunuz, transfer yapabiliyorsunuz ve dilerseniz mesajlaşabiliyorsunuz. Bununla beraber kurumlara sunduğumuz bir yedekleme çözümümüz var, Backup Manager. Bu da özellikle ransomware ile ilgili yaşanan problemlerin ve sorunların önüne geçmek için önemli bir araç olarak kullanılıyor. Geleneksel yöntemlerden aslında temel farklarımız neler? Bir tanesi anahtar yönetimi. Anahtarlarınızı siz saklıyorsunuz, biz değil. Dolayısıyla istesek de verilerinize ulaşamıyoruz. İkincisi transfer chain'de verileriniz takip edilemez ve erişilemez durumda sizden başka herhangi bir tarafından. Bununla beraber sıfır saldırı yüzeye diyoruz. Çünkü transfer chain'de verileri parçalayarak farklı servis sağlayıcılarda depoladığımız için asla bir tek bir saldırı yüzeyi olmuyor. Ve transfer chain'i kullanmak oldukça kolay, bir IT uzmanı olmanıza gerek yok. Transfer chain nasıl çalışıyor? Sizin bilgisayarınızda, sizin anahtarlarınızda verilerinizi şifreliyoruz. Ve bu şifrelenmiş veriyi birden fazla parçaya bölüyoruz. Sonra da birden fazla servis sağlayıcıda farklı parçalar dağıtık bir şekilde saklıyoruz. Burada gördüğünüz logolar kendi sektörlerinde, kendi alanlarında oldukça önemli ve lider oyuncular, transfer chain'e güvenen kullanıcılar. Gördüğünüz gibi bir sektör özel bir durumumuz yok. Tamamen agnostik çalışabiliyoruz çünkü veri neredeyse transfer chain orada olabiliyor. Kullanım alanlarını düşünürsek aslında bir hukuk firmasıysanız müvekkilinizle aranızdaki gizli ve güvenli haberleşme, bir Ar-Ge ekibiyseniz yaptığınız, bulduğunuz bir sonucun, önemli bir deneyin sonucunun ya da bir araştırmanın verilerinin gizli güvende kalması gerekiyorsa bunun için kullanabilirsiniz. Ya da bir C-level ekibin arasında şirketle ilgili önemli bir haberleşmeyi, veri transferini yaptığını düşünebiliriz ki örnekler çoğaltılabilir. 3 tane kurucumuz var. Farklı geçmişlerden gelmiş olsak da aslında blok zincir, teknoloji ve yazılım geliştirme ve büyüme gibi konularda önemli bir tecrübe bütününe sahibiz. Genel olarak milestone'lardan bahsedeyim. Şu an patent pending pozisyondayız ve bugüne kadar yaklaşık 1.2 milyon dolar kadar bir yatırım aldık. Türkiye'de QM Beyond ve İsviçre'de EFTEM programlarında, hızlandırma programlarında eş zamanlı olarak, katılımcı olarak devam ediyoruz. Bununla beraber AWS'in küresel güvenlik ve uyum yarışmasında 2022 yılında birincilik ödülü kazanarak ürünümüzü aslında daha farklı kullanıcılara da gösterme şansımız oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bonjour. Je suis Ardager, JRS à Genève. Je travaille comme manager dans une société de gestion de patrimoine. J'utilise transfer chain notamment pour communiquer en toute sécurité avec mes clients. Je connais et j'aime aussi ce qu'ils proposent pour le stockage des informations sensibles des clients. Je crois que transfer chain sera plus courant dans nos vies à l'avenir. C'est tout. Salutations et au revoir. Girişim sunumlarımıza son hız devam ediyoruz. Ama ondan önce çok önemli bir paydaşımız, iş ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. 80'den fazla iş ortağımız hem yerli hem yabancı ürünler ve servisler QM Beyond iş ortakları arasında bulunuyor. Bu dönemki 8 girişimimiz bu 80'den fazla iş ortağından faydalanarak 1.7 milyon TL'lik hibe veya indirimden yararlandılar. Bu büyük bir sayı. Erken aşama ve biraz ileri aşama girişimleri için çok önemli bir avantaj. O yüzden onlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve vakit kaybetmeden Murat Bey'le yaptığımız kısa söyleşiye, kısa röportaja gidelim. Ondan sonra da söz Hokistek kurucu ortağı Buğra'da. Murat Bey hoş geldiniz Demo Day'e. Her sene olduğu gibi bu sene de Demo Day'imizdesiniz. Bu sefer QM Beyond'dayız. Evet, evet. Hızlıca size birkaç soru sorayım. QM Wise'da siz 7/24 makine öğrenmesi, analitik, yapay zeka ile alakalı kurumlara destek oluyorsunuz. Hokistek de tamamen veri odaklı bir şirket. Bu bağlamda onların potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki. Hokistek internet üstünden abonelik ile satış yapan firmalara hem çok kolay entegre edilebilen
Bir yandan çok kolay kullanılabilen ve bir o kadar da aslında çok anlamlı, katma değerli sonuçlar üretmesine imkan sağlayan bir analitik çözüm platformu. Hockeystack'in bu üç özelliği de, yani bu üç temel özelliğini aynı anda sunuyor olması hem rekabette gördükleri ilginin hem de müşteri sayılarının hızlı artmasını sağlıyor. Açıkçası önümüzdeki dönemde de sadece Türkiye değil, özellikle global pazarda Hockeystack'in ismini giderek çok daha fazla duyacağımıza eminim. Ve başarılarının katlanarak artacağına da bu anlamda eminim. Çok net bir ihtiyacı, çok zor bir ihtiyacı, çok başarılı bir şekilde çözdükleri bir yolda ilerliyorlar. Ben bu vesileyle bu kadar genç yaşta bu kadar güzel bir başarıya imza attıkları için hani hem Buğra'yı, hem Emir'i, hem Arda'yı tekrar gönülden tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Peki, merkezine veriyi koymayan şirketleri bundan sonra ne bekliyor sizce? Çok güzel soru. Şöyle, geçtiğimiz son 20 yılda hem veri üretim hızı hem de bu verilerin depolanmasını, işlenmesini sağlayan teknolojiler büyük gelişim gösterdi. Dijitalleşmenin de etkisiyle artık neredeyse her gelişme, her yapılan aksiyon dijital bir iz. Yani arkasında veri yaratıyor. Diğer yandan bu yüksek miktardaki verilerin hayatımızı kolaylaştıran, iş süreçlerindeki sorulara cevap bulan veya iş problemlerini çözen analitik teknolojiler veya yapay zeka çözümleri de paralelde bir o kadar hızlı gelişmiş durumda ve yaygınlaşmış durumda. Dolayısıyla senin soruna gelecek olursak, bu sebeplerle artık şirketlerin tüm karar süreçlerinde analitik tabanlı teknolojileri kullanmaları bir seçim midir, tercih midir? Değil. Artık seçim ve tercihten ziyade açıkçası zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu anlamda bu teknolojileri iş süreçlerinde en iyi kullanan şirketler, bu alanda bir adım geride kalan rakiplerine göre çok net bir rekabet üstünlüğü kazanmış olacaklar. Peki bu veri odaklı çalışan startuplar QMBeyond'a gelmeliler mi? QMBeyond, QMBWise iş ortaklıklarına nasıl bakabilirler? Tabii. Neden QMBeyond'a gelmeliler sorusu için aslında yani sadece analitik startuplar için değil bu cevabım. Tüm startuplar için geçerli bir cevap veriyor olacağım. Eğer inandığınız ve heyecan duyduğunuz bir iş fikriniz var ise bu hayalinizi ve heyecanınızı paylaşacak ve bu zor yolda size en içten desteği verecek ekip çok net ve açık ara QMBeyond ailesi. O yüzden kesinlikle ilk tercihlerinin QMBeyond olması gerektiğini düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Ben de sizinle kesinlikle aynısını düşünüyorum. Bu vesileyle de Buğra'nın biraz sonraki sunumunda başarılar dileyelim Buğra'ya. Çok teşekkür ederiz tekrar. Rica ederim. Merhaba, ben Hockeystack'in kurucu ortaklarından Buğra. Hockeystack, SaaS şirketinin tüm verilerini tek bir yerde toplayan ve görselleşmeye sağlayan bir analytics aracı. Şu anda bu şirketlerdeki tüm departmanlar kendi verilerini ayrı araçlarda saklayıp takip ediyorlar. Bu da aslında çok kritik bazı soruların cevaplanmasını imkansız kılıyor. Örneğin piyasadaki herhangi bir analytics aracıyla bir blok yazısının ne kadar gelir getirdiğini veya hangi pazarlama kanalından gelen satış görüşmelerinin daha başarılı olduğunu göremiyorsunuz. Hockeystack bütün bu departmanların verilerini tek bir yerde topluyor. Öncelikle internet sitenize ve web uygulamanıza bir script koyuyorsunuz. Buradan bütün sayfa görüntülemelerini, tıklamaları, form doldurmalarını her şeyi otomatik olarak topluyoruz. Daha sonra CRM ve ödeme sistemi gibi kullandığınız diğer platformlara tek tıkla bağlanıp veri çekebiliyorsunuz. Bundan sonra da görselleşme modülü üzerinde toplanan tüm bu veri üzerinde raporlama yapabiliyorsunuz. Kurucu ekip olarak Mart 2020'de beraber çalışmaya başladık. Şubat 2021'de MVP'mizi AppSumo platformunda launchladık. Buradan da Haziran 2021'e kadar 276 bin dolarlık bir ciro elde ettik. Buradan gelen müşterilerle de konuşarak bu sürecin devamında ürün hakkında çok fazla feedback aldık ve ürünün ilk versiyonunu çıkarmak için Şubat 2022'ye kadar çalıştık. Şubat 2022 asıl bizim launch'umuzun tarihi.
ve aslında QM Beyond'a katılışımız da bu tarihlerde gerçekleşti. Bu tarihten beri MRR'ımız 26 kat büyüdü ve bu ay cash flow pozitif statüsüne ulaştık. Şubat'tan beri uğraştığımız şey ölçeklenebilir bir büyüme kanalı bulmak. Bunun için çok fazla deney yaptık ve son birkaç ayda büyüme stratejimiz iyice oturdu diyebilirim. SEO tarafında ekibimizde Türkiye'nin en yetkin beyinlerinden biri var. Onun sayesinde çok hızlı bir şekilde aylık 1 milyon search impression ve 6 bin tıklamaya ulaşabildik. SEO odaklı içerikler dışında LinkedIn'de de pek çok paylaşım yapıyoruz. Podcast de çekiyoruz. Başka tür one-off içerikler de çıkıyoruz. Bu sayede de pipeline'ımız hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Bunun dışında Ağustos'ta LinkedIn reklamları ve farklı outreach teknikleri kullanarak account-based pazarlama yapmaya başladık. Ve buradan da Ağustos'tan beri yaptığımız harcamanın iki katını çoktan geri aldık bile. Bütün bunların arkasındaki kurucu ekip 3 kişi. Üçümüz 19-20 yaşlarındayız. Arda ve ben Robert Kolej mezunuyuz. Emir de İstanbul Erkek mezunu. Geçen ay üçümüz de Amerika'ya taşındık. Bunun dışında ekibimizde bir full stack developer, bir de head of content de var. Şu anda da ekibimizde daha çok backend ve frontend developer, account executive ve customer success manager dahil etmeye çalışıyoruz. Teşekkürler. Hi, my name is Henry Ho and I'm a multiple seven figures e-commerce business owners. I run multiple e-commerce stores. And before I started using HockeyStack, I was actually using Google Analytics. Now, Google Analytics is a great tool, but the problem was that if you don't know what you are looking for, you will not be able to find areas that you can use to improve your business or your website itself. But with HockeyStack itself, after I started using it, I was able to get automatic insights from HockeyStack that tells me exactly what kind of segment of my customers are actually converting better, and I would then be able to focus and either focus my traffic strategy or improve my conversion in certain pages and things like that that helped me to improve my business. And I'm very thankful that I was able to get to know about HockeyStack, and I'm actually actively using it in my business. Right, thank you so much HockeyStack. Tam gaz devam ediyoruz. Şimdi sıra dördüncü girişimimiz Ecos AI'da. Ama sözü Melis'e bırakmadan önce ona 6 ay boyunca destek olan Pamir Hanım'la kısa röportajımızı ekrana getirelim. Daha sonra söz Melis'te. Pamir Hanım hoş geldiniz Demo Day'imize. Hoş bulduk. Dördüncüsünü yapıyoruz bu sefer. Ecos'la beraberdiniz 6 ay boyunca. Size kısa sorular soracağım. Daha sonra Melis'in sunumuna geçeceğiz. Tabii ki. Global bir kriz var. Hepimiz farkındayız, yaşıyoruz. Ama startuplar da bunu derinden yaşıyor. Piyasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Startuplar krize nasıl tepki vermeli sizce? Evet, 2021 aslında küresel piyasalar açısından gerçekten güçlü bir yıldı. 2022'de maalesef bu trend tersine döndü. 2023'te ise belirsizlikler var. Henüz hala çözümlenememiş bir Rusya-Ukrayna krizimiz var. Öte yandan dünyada da tamamen bir enflasyonist ortam var. Gıda fiyatlarıyla da tetiklendi. Dolayısıyla şu anda belirsizliklerin olduğu enflasyonist bir ortamdayız. Tabii startupların bence şu anda en kritik konusu yükselen faiz ortamı. Tüm dünyada bu faiz ortamı hem şirket karlılıklarını olumsuz etkiliyor, hem de özellikle startuplar açısından önemli olan finansman kaynaklarını. O yüzden bu iki alanda, yani hem karlılıklarda hem de finansman kaynaklarında startuplar için bazı baskılar var diyebiliriz. Ama bence yine de böyle global kriz ortamlarında her krizin doğurduğu fırsatlar da var. Ve bu hızlı bir şekilde bu krizleri bertaraf edecek bir ekosistem varsa o da startuplar. Startupların gerçekten dünya ekonomisinde hem istihdamda hem teknolojide, inovasyonda, büyümede çok ciddi katkıları olduğuna tanıklık ediyoruz. Ben bu trendin devam edeceğine inanıyorum. Covid sonrasında biliyorsunuz hızlı bir dijitalleşme oldu. Herkesin, tüketicilerin alışkanlıkları değişti, toplumların alışkanlıkları değişti. Buna hızlı çözüm sunan startuplar bence bu dönemde fark yaratacaklar bu krizde de. Özellikle teknoloji, sağlık sektörü, dijitalleşme ile ilgili pek çok fırsat var önümüzdeki dönemde. Startupların burada bunu fırsata çevireceğine inanıyorum. Süper. Melis'le sizin buluşmanız aslında çok güzel bir buluşma oldu. İki kadın liderin buluşturduğu bir ortama şahit olduk. Nasıldı beraber çalışmak?
Hakikaten öyle oldu. Şu anda kadınların liderlik ettiği her alanda bunu buradaki başarılarını gözlemlemekten mutluluk duyuyorum. Melis'le çalışmak bu anlamda çok keyifliydi. Tabii Türkiye'de de dünyada da bu anlamda kat edeceğimiz çok yol var. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki içerisinde daha çok kadın çalışan bulunduran her şirket aslında hem müşteri memnuniyeti, hem çalışan memnuniyeti, hem finansal sonuçlar anlamında çok daha yüksek başarılara imza atıyor. Ve şirket algısı çok yüksek oluyor. Bu anlamda aslında kadınların daha çok liderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de de dünyada da aslında büyük şirketlerde üst yönetimde kadın sayısı oldukça az. Piramit yükseldikçe kadınlar da azalıyor. Startup dünyasında da böyle. Ben Melis'in büyük başarılara imza atıp burada kadın girişimcilere de ilham ve örnek olacağına inanıyorum. Kesinlikle şu an bile oluyor, siz de oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz tekrar. Peki dijitalleşmeden bahsettiniz. Networking de aslında, network elde etme de dijitalleşti, dijitalleşiyor. Ekos da bunun göbeğinde oturuyor. Hem QM Beyond hem QMB Finance Invest Ekos'un ilk kullanıcılarından biri oldu aslında. Çok mutluyuz bu konuda. Sizce Ekos kurumların hangi problemini çözüyor? Evet, aslında biraz önce bahsettik. Covid sonraki dönemde çok ciddi bir mobilite var ve decentralized, yani merkezi olmayan yapılara geçildi şirketlerde. Tabii büyük şirketler adapte olmaya çalışıyor buna. Aslında startupların bir avantajı da bu. Onlar zaten bu iş modeliyle çalışıyorlardı. Bizim gibi büyük şirketlerde ise bir takım tabii ki sorunlar ortaya çıktı çalışanların uzak olması nedeniyle. İşte sinerji dediğimiz, sosyalleşme dediğimiz, çalışan kitlenin birbirini daha iyi tanıması dediğimiz, bu fiziksel ortamda bir araya gelinemeyince özellikle yeni işe giren arkadaşlarımızda bunları telafi etme gerekliliği ortaya çıktı. Ekos aslında tam da bu noktada çözümler sunuyor. Biz Finans Invest olarak şu anda deneyimliyoruz. Şirket içinde miş gibi aslında uzaktan da birbirimizle etkileşimimizi artırabileceğimiz bu platformdan çok büyük keyif alıyoruz. Ama bence Melis bunu çok daha güzel anlatacaktır. Sözü ona vermeliyiz diye düşünüyorum. Melis'ciğim başarılar diliyorum. Hi. My name is Melissa Rall, and I'm the CEO and founder of Ekos.ai. Most of your companies use messaging platforms to be able to communicate with your employees and for your employees and your members to be able to have discussion groups with one another. Professional networking platforms to be able to stay informed to see who's got a new job, who got a promotion, who has a new project. And then events and meeting platforms to be able to idea share. So where does Ekos stand in all of this? You probably utilized at least 2 to 3 of these tools in your organizations and are looking for a way to be able to downgrade to potentially one. Networking is vital in the business world. 83% of white-collar professionals in the US have currently adapted a hybrid work model. 56% of employers, yourselves, have already been using online tools and social media to increase engagement with clients, employees, and attendees. However, 38% of these people still find it extremely difficult to be able to build and maintain their business relationships. And this is why we created Ekos, your all-in-one solution. Ekos is an AI-powered events, networking, and conversations platform. We're currently available in the App Store as well as on the web. So you can use this in 2 different ways. One is for a singular session where you bring your entire community into the space, have an awesome event, increase engagement, increase networking, or you could decide that this is a long-term solution for you and bring your entire organization into your own space. So how can you utilize the platform? You have 2 choices. You could either have a 1 single event that lasts about 2 weeks, bring your organization into a space, have conversations, networking, and engagement for those 2 weeks. Or you could decide that this is a long-term solution for you and utilize the platform month to month for 12 months and bring your entire organization into the space so that they can have conversations, networking, and utilize events for an entire year. What we wanted to do is create a space that helped build relationships inside and outside of your organizations. Your employees and your attendees want to be able to communicate and network with one another. So we made this easy.
We used AI in multiple endpoints. We allowed the platform to be able to have in-person and virtual events, AI-powered networking, messaging, all in one tool. And the best part is, you can actually find people with similar interests and hobbies as well. And once you do, and you decide to meet them, people can schedule one-to-one meetings and continue building relationships from ECOS itself. When we first started the QM Beyond program, we were a young tool. We just started out, we wanted to understand our customer base, our users, and frankly, we've had an amazing 6 months. We built an amazing network around us. When we first started the QM Beyond Accelerator program, we were a young team and a young product. We learned so much from our cohort as well as the mentors that belong to this community. This created an amazing network effect, and we were able to create partnerships with QM Beyond, QMB Finance Invest, and Digital Köprü. This resulted in us being able to book multiple clients in the US and in Turkey. Please go to our website and book a demo if you're interested in hearing more about the tool. You'll be able to get to meet me and our awesome product team. But guess what? I don't feel like you should trust me either. Let's hear it from our clients and see why they utilize ECOS and how they're happy about their experience. Cleantech Hub olarak amacımız, Türkiye'de temiz teknolojiler ekosistemini güçlendirebilmek ve bu alanda işbirlikleri yaratabilmek. Amacımız, kurumsal firmaları ve girişimcileri, startupları bir araya getirebilmek. Bu anlamda girişimcilik ekosistemine erişimimizi kolaylaştırmak ve bu startupları bir araya getirebilmek için ECOS AI platformunu kullanıyoruz. ECOS AI platformunun sahip olduğu yapay zeka destekli networking sayesinde kurumsal firmalar, yatırımcılar ve girişimciler arasında etkileşimi artırıyoruz. I'm Julia Kim. I am the technology chair on the board of directors at Harvard Alumni Entrepreneurs. HAE is a global community of over 18,000 entrepreneurs by Harvard entrepreneurs. The world has changed, and finding authentic, relevant connections is even more important to our community. And using a dynamic, deep networking platform like ECOS AI is essential for any global organization, especially ours. Over 80% of our members say the primary motivation for joining our community is networking to connect with other entrepreneurs. And they also want to collaborate, identify new business opportunities, and find other founders with shared interests. This is really where ECOS AI fills a critical need for our organization. I see working with Melis and ECOS AI as a partner to provide a unique and exciting, enriching experience for all of our members. Girişimlerimizin yarısını dinlediniz. Bundan sonraki dördü de ilk dördü kadar heyecan verici, söz veriyorum. Şimdi Tamamlıyor'ya gideceğiz. Bir InsurTech girişimi Tamamlıyor ve Metin'e gideceğiz. Ama öncesinde sözü Pınar Hanım'a bırakıyorum. Merhaba, ben Pınar Kuliş. QM Beyond Demo Day'in dördüncüsüne hoş geldiniz. Ben de bu dönem sigortacılık alanında dijital işletmelerle sigorta şirketlerini birleştiren, çözümler üreten Tamamlıyor'un mentoruydum. Sigortacılık ülkemizde henüz hak ettiği yeri almamış ama gösterdiği enflasyonun çok üzerinde büyüme ile ciddi fırsat alanı olan bir sektör. Bu anlamda sigorta ürünlerinin müşterilerle doğru anda ve doğru ihtiyacı istinaden bir araya getirebilmesi çok çok önemli. İşte tam da bu ihtiyaca çözüm olan bir InsurTech girişimi Tamamlıyor ekibi. Ama tabii ki işin en doğrusunu Tamamlıyor'un kurucu ortağı Metin'in kendisi anlatır. Metin'cim söz senin. Herkese merhabalar. Tamamlıyor.com'un kurucu ortaklarından Metin ben. Bugün sizlere sigortanın geleceğinden bahsetmek istiyorum. Tamamlıyor.com sigorta şirketleriyle sigorta ürünü satmak isteyen dijital işletmeleri birbirine entegre eden bir sigorta girişimi. Aslında sigorta sektöründe çok büyük bir problem var. Birçok sigorta şirketi klasik sigortanın dışında farklı ürünler satmak istiyor. Ancak bunun için farklı alternatif dijital dağıtım kanallarına ihtiyacı var. Bunun yanı sıra ise
Türkiye'deki e-ticaret sektöründeki birçok işletme ise kendi web sitelerine bir sigorta ürünü eklemek istiyor, ancak bunun için birçok problemle karşılaşıyor. Problem şöyle başlıyor. 1. Hangi sigorta şirketiyle hangi ürünü satacağını bilmiyor. Çünkü çok farklı ürünler, çok farklı komisyon oranları var. Mevzuat problemi var. Acentet lisansının olması gerekiyor. Teknolojik çözüm problemi inanılmaz bir problem. Çünkü bankacılık, sigortacının bayağı gerisinde, bunlara entegre olmak gerçekten çok zor. Bir ürün hazır dahi olsa bir işletmenin bir sigorta şirketiyle entegre olma süresi 6 ay ile 1 yıl arasında sürüyor. Tamamlıyor.com ise aslında hızlı satın alınabilir sigorta ürünlerini doğrudan 7 gün içinde dijital işletmelere entegre ederek onların online satış yapmasına aracılık ediyor. Yaptığımız iş modeli tamamen şöyle gerçekleşiyor. Biz sigorta şirketlerinden aldığımız servisleri tek bir API katmanı haline getirerek bunu da dijital işletmelere entegre ediyoruz. Buradaki değer önerimiz şu. Bir dijital işletme cep telefonu sattığını düşünelim. X bir şirketiyle görüşmesine gerek yok. Biz ona öyle bir API veriyoruz ki iPhone'larda en iyi fiyatı, en iyi komisyonu A şirketi veriyorsa kullanıcının karşısında A şirketi, Huawei'de B şirketi, Samsung'da C şirketini çıkartıyoruz ve dijital işletmeyi az önce anlattığım bütün problemlerden kurtarıyoruz. Bir demo göstermek istiyorum. Petpov hem Londra'da hem de İstanbul'da hizmet veren bir pet uygulaması. Eğer kullanıcılar sigorta ürünü almak istiyorsa app'in içinde bir insurance bölümü var. Tıklıyorlar, herhangi bir bilgi girmiyorlar. Devam ettiklerinde kullanıcıların karşılarında şirketlerden fiyatlar çıkıyor. Karşılaştırıyorlar. Ödemesini yapıp poliçelerini almaya başlıyorlar. Bizim iki tane iş modelimiz var. Birinci iş modelimiz sigorta ürünü satmak isteyen dijital işletmene API kiralama hizmeti. İkinci iş modelimiz ise Türkiye'de 16 bine yakın sigorta acentesi var. Bu acentelerde online satış yapmak istiyorlarsa tamamlayan API'larını aylık bir hizmet bedeliyle kullanabiliyorlar. Bizim entegre olduğumuz ürünler hasar frekansı düşük, karlılığı yüksek ürünler ve bunların içinde seyahat sağlık, cep telefonu, pati sigortası gibi ürünler bizim ana odaklandığımız ürünler arasında bulunuyor. Biz aslında Mart ayında başladık. 6 aylık büyümede 10 tane sigorta şirketiyle 19 tane sigorta API'yi geliştirdik. 80 tane partnerle anlaştık. Bunların 25 tanesini canlıya aldık ve 3 aylık sürede 15.600 tane poliçe sorgulaması tamamlayan API üzerinden gerçekleşti. Tamamlıyorum, bazı partnerlerini sizinle tanıştırmak istiyorum. Turna.com, Bilet.com, Mono ve Kiralarsın ise Finans Bank'ın işinden çıkan girişimler. Aslında globalde bizimle birlikte aynı iş modelini yapan birçok startup var. Bunların arasında Cover, Vakam ve Pinnayo bizimle birlikte aynı iş modeline sahip startuplar. Bir mini roadmap'imiz var. Biz şu an ikinci yatırım turundayız. Ama bizim için en önemli konu ise Embedded Insurance haricinde biz mikro kredi tarafında ise şu an çalışmalara başladık. Bir örnek anlatmam gerekirse, bir laptop baktınız, laptopun altında Tamamlıyor'nun o laptopla ilgili uzatılmış garanti sigortasını görebilirsiniz. Ama gitmek istediğimiz konu ise hem laptopu hem de sigortayı 12 ay taksitle kredi hizmetiyle almanızı sağlayan bir fintech entegrasyonu yapmak istiyoruz. Tamamlıyor'nun gitmek istediği nokta hem insurtech alanında hem de fintech alanında önemli bir oyuncu olmak. İnanılmaz bir ekibimiz var. Aslında ortalama 15 yıl sektör deneyimi olan bir sigorta gurusu ekibe sahibim. Hem kurucu ortaklarım, hem danışma kurulum, hem de genç ekibim aslında bu işi ne kadar doğru yapacağımızı ispatlayan bir takım. Ben 9 yıldır sektördeyim. Daha önce bisigortacı.com adında yine bir girişimim vardı. Ufak bir exit ettim. Okan Bey 30 yıldır sektörde, hem CEO'luk, genel müdürlük geçmişi var. Deniz ise seyahat sektöründe 15 yıl CTO'luk yapmış, benim kurucu ortağım. Biz geçen sene İTÜ Teknokent'ten, HDI Sigorta'dan ve AK Sigorta'dan toplamda 285 bin TL'lik bir hibe kazandık. Bunun haricinde geçen ay Koç Finans'ın fintech etkinliğinde 3. olduk. Mart ayında ise Fongog üzerinden kitle fonlamaya çıkarak 10 milyon TL değerleme üzerinden 660 bin TL'lik de bir ön yatırım aldık. QAnbeyond ile neler yaptık? Öncelikle Signa ile birlikte scooter sigortası geliştirdik. Mono ile anlaştık. Kiralarsın ile birlikte elektronik cihaz sigortası geliştirdik. Ben Metin, Tamamlıyor.com'un kurucu ortağıyım. Eğer Tamamlıyor.com'la ilgileniyor ve yatırım yapmak istiyorsanız iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba, ben Kadir Kırmızı, Turna.com'un kurucusuyum. Tamamlıyor ile birlikte müşterilerimize seyahat sigortası sağlama konusunda çalışmalara başladık. Özellikle entegrasyon sürecindeki çözüm odaklı yaklaşımları ve hızlı geri dönüşleri sayesinde kolayca entegrasyonu tamamlayabildik. Tamamlıyor ismine yakışır bir şey, entegrasyon süreci yaşamış olduk. Turna.com olarak özellikle Tamamlıyor gibi girişimlere desteğimizi sürdüreceğiz.
ve bu uzun süreli işbirliğimizin müşterilerimize fayda sağlamaya başladığını görüyoruz. Turna.com ekibi olarak Tamamlıyor ekibine hem teşekkür ediyoruz hem de başarılar diliyoruz. Sıradaki girişimimize geçmeden önce programımızın en önemli paydaşlarından mentorlarımıza büyük bir teşekkür gidiyor. Bu dönemde 8 girişimimiz 100'e yakın mentorluk görüşmesi gerçekleştirdiler. Hem iç mentorlarımız hem dış mentorlarımızla beraber bu görüşmeler başarılı bir şekilde gerçekleşti. Online ve offline olarak hibrit bir şekilde yönettik biliyorsunuz bu programı. Temel Bey de açıkladı. O yüzden bu görüşmelerin bazısı online bazısı offline oldu. Hatta Londra'da buluşanlar bile oldu. O yüzden mentorlarımıza tekrar çok teşekkür ederiz. Mentorluk çok önemli bir müessese. Ben de eski bir QMBeyond mentoruyum ve bu ilişkiyi hep ikili bir yarar olarak görüyorum. Mentorlar da çok öğreniyor ve kendini geliştiriyor. Çok şey katıyorlar tecrübeleriyle. Girişimler de keza öyle. Çok fazla yararlanıyorlar mentorlarımızdan. O yüzden onlara büyük ve ayrıca bir teşekkür gidiyor. Çok teşekkür ederiz. Çok kısa mentor kelimesinin anlamına değinmek istiyorum. Mentorlarımız bizim için önemli. Mentor kelimesi yeni bir terim gibi gözükse de aslında 3500 yıl öncesine dayanıyor. Homeros'un Odise destanında İthaka kralı Ulise, oğlu Telemakus'u mentora emanet ediyor. En yakın arkadaşına emanet ediyor Truva Savaşı'na giderken. Mentor da ona göz kulak oluyor Truva Savaşı boyunca, yıllar boyunca. Ve geri döndüğünde onu aslında daha deneyimli, ülke yönetiminde söz sahibi olabilecek biri olarak bulmayı hedefliyor ve buluyor da. O yüzden biz de mentorlarımıza benzer bir bakış açısıyla bakıyoruz. Onlara girişimlerimizi emanet ediyoruz. Her hafta onlarla buluşuyorlar. O yüzden onlara büyük bir teşekkür gidiyor. Tekrar çok teşekkür ederiz. Egemen Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Sanat. Demo Day'imize. Bu sene First Batch ile Kerim ve Ömer'le birlikteydiniz. Size kısa birkaç soru soracağım, sonra Kerim'in sunumuna geçeceğiz. Memnuniyetle. Öncelikle QNB Finans Bank Web3'e nasıl bakıyor, Web3 startuplarına nasıl bakıyor, blok zincire nasıl bakıyor, oradaki kesişime nasıl bakıyor, biraz onu dinleyelim sizden. Web3 çok yeni bir teknoloji ama hayatımıza nasıl internet girip bir anda demeyeyim aslında yıllar sonra domine ettiyse, Web3'ün de aslında bunu yeni bir seviyeye taşıyacağını hepimiz zaten düşünüyoruz. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek gibi duruyor. Biz nasıl bakıyoruz? Merak ve ilgiyle çok yakından takip ediyoruz diyebilirim kısaca. Tabii bir güvene dayalı bir kurum olduğumuz için bank olarak tabii ki temkinliyiz bu konuda. Ama çok yakından takip ediyoruz. Süper. Peki Kerim ve Ömer'le Web3'ün göbeğinde oturan bir startup'ın kurucularıyla çalışmak nasıldı? Her şeyden önce çok heyecan vericiydi. Çünkü benim de şahsen çok merak ettiğim bir alan. Tabii teknik taraflarını bilmiyoruz. Kullanıcı olarak gözlemliyorduk uzun bir süredir. Çoğu insan alıp satımıyla ilgileniyor ama aslında altında yatan teknoloji çok heyecan verici. Onu da bir developer gözüyle görebilmek, onların vizyonunu dinleyebilmek ve buradaki hangi pain pointları bulduğunu ve kapatmaya çalıştıklarını izlemek açıkçası benim de dünyamı aydınlattı diyebilirim. Süpermiş. Peki First Batch burada bir farklılık yaratabilecek mi? Web3 dünyasında sizce nereye konumlandırıyor kendini ya da siz nasıl konumlandırıyorsunuz? Aslında çok da ihtiyaç duyulan bir yere konumlandırdığını görüyorum First Batch'in kendini. Şöyle ki Web2 şu anda hayatımıza zaten oturmuş, aktif olarak kullandığımız bir altyapı. Bankacılık işlemlerinden e-ticarete kadar hayatımızın birçok noktasında artık güvenerek kullandığımız bir altyapı. Web3 ise bunun bir katman üzerinde değer paylaşımında hem ölçeklendirebilir bir şekilde hem de mahremiyetini kişinin koruyarak yapabilecek bir sistem. Ancak bu sistem üzerinde henüz geniş kitlelere yayılacak uygulamalar gelişmedi. Bunlar nereden gelecek? Muhtemelen sosyal medya kullanımından ve yine e-ticaretten, yani dijitalleşmenin yoğun olduğu alanlardan geleceğini tahmin ediyoruz. Bu noktada da tam First Batch Web2 ile Web3'ü bağlayan noktada kişinin mahremiyetini koruyarak kendi verilerini paylaşmasına, ölçeklenebilir bir şekilde paylaşmasına izin veren, yani kullanıcının kendi verilerinin kontrolünde olduğunu sağlayan, olmasını sağlayacak teknolojiyi geliştiriyorlar. Bence çok çok heyecan verici ve aradaki köprüyü kuran çok önemli bir uygulama olacak gibi duruyor. Aynen öyle. Altyapıyı geliştiriyorlar. Onlara da başarılar diliyoruz. Kerim'e sunumuna geçmeden önce kısa bir şeyler söylemek ister misiniz? Kerim'e başarılar diliyorum. Seninle çalışmak çok keyifli ve heyecan vericiydi. Şimdi söz sende. Hey guys, this is Kerim, co-founder of First Batch. With First Batch, we are building the universal interest graph
and we are aggregating your interests into Web3o. So within blockchain, we have many problems, but one of the main problems is blockchain data is not easily navigated and created. Blockchain data is too simplistic and too simplistic, and it is really hard to calculate user social alignment. If you want to have a great UX monetization and creation, we have to onboard different data points from different sources in a privacy-preserving way. So with First Batch, we are tackling this problem. While we are doing it, we have 25 different customers and partners that we are working with on decentralized social domain infrastructures, wallet-to-wallet messaging, and events. In most fundamental sense, First Batch creates source-specific AIs, and these AIs understand who users are, their personas and interests, and by the way, they are not on-chain available. As you see, we can understand a user is a chess player, is into Figma or UX design by their on-chain transactions. So within these off-chain sources and off-chain personas interests, we can create a comprehensive decentralized identity on these sources. And while we are doing it, we are calculating many things at once. We are calculating proof of personhood instantly from these sources. But most importantly, we are onboarding your personas and interests onto Web3 for you to verify it. While we are doing it, it is an all privacy preserving infrastructure and architecture. So all the sovereignty is in users' ends, and we are not, they are not sharing these data with First Batch, with third parties, and no one. It is all in the client side. And our architecture is driven by three research areas: data and AI models that we have been working on more than 7 years with our co-founder, privacy preserving part of your knowledge, snarks, and attestation creation, and also token distribution and the proof verification. And while we are using these off-chain consensus-driven AIs, we are onboarding these data into fully decentralized interest graph on our Weave. So within this, we can calculate three main things that right now we can't do on Web3. We can calculate social alignment in a privacy-preserving way between two wallets. We can calculate social alignment between a wallet and a content post and a channel. And also dApps can calculate and cluster these data points within our graph. And the graph that we are building is fully decentralized, running in a decentralized way, built on Arweave. So we believe that this parallel web vision will scale First Batch with a really interesting and in a decentralized manner. And how we start is, first, First Batch give dApps and users to gate themselves and create their attestations and interests by their own chain data points. So if you're holding tokens, if you're contributing in DAOs, of course, they are really important. And we can cluster the data on our graph and also segment our interests between these on-chain data points. But the second thing that we are empowering this on-chain data is your off-chain personas interests that are not available on-chain. So within this, we create a comprehensive graph with comprehensive identities and comprehensive creation and experience for any users. So what we are doing, right, with all this technical sense, we are creating all of the Web3 content. So what are they? We have the launch protocols, DSOs, these layer ones, these middlewares that hundreds of applications are building their decentralized socials and decentralized publishments. So within First Batch, we are saying, hey, users, it is really hard to navigate hundreds of them. We aggregate hundreds of sources for you, create at once, and we are creating a universal feed for users to navigate through Web3 by their interests and personas. So all these feeds are created by AI, and they can navigate through AI with these contents. And not just this, as I mentioned, First Batch can calculate social alignment between a wallet and communities and NFTs, DAOs, and contents. So within this, NFTs are driven by people who are has aligned goals and interests, right? And so with First Batch, we can calculate a wallet social alignment between NFT communities and then navigate through them. So within this, the DAOs and NFTs can driven by a better environments with better monetization and better efficiency. Last but not least, the semantic recommendation that we are providing to any decentralized content navigate users to a better and created experiences. We are hiring, guys. We just closed a round with the contributions of Foresight Ventures, Signum Capital, Animoca Brands, Forge Network, Jam Beyond Ventures, Paribu, Maxi Global, and many more. Right now, we are looking for blockchain developers, AI developers, and business developers who want to push through the proof of interest protocol and universal interest graph. If you're interested in building a permissionless graph that will unify and create hundreds of applications and middleware, this is the place for you guys. Last but not least, we are really appreciative of QM Beyond Ventures and the accelerator, because when we were just three with an interesting thesis, they believed in us. They pushed us through in lots of processes on the customer side, on ecosystem building, on the HR and recruiting.
So it was a great journey that we scaled together, and we are really eager to hear from you guys. You can contact me via my Telegram, Twitter, or info@firstbatch.xyz or firstbatch on Twitter handle. Thank you guys for listening to me. It was a joy. First Batch is a fantastic infrastructure for curating content for users. We're building a decentralized recommendation engine and navigating users to blockchain data, which is exactly what the space needs right now. We're using First Batch AI to create actionable interest for our users in privacy-preserving ways. And with our modular SDK, we're building excellent feeds and gates for our users, building one of the best UXs on the blockchain. After First Batch, our user retention went up, and we onboarded non-crypto users with ease. Bu programı hibrit yönettiğimizi söylemiştik. Bütün program boyunca Londra'dan bize katıldı Burak, Radius'un kurucu ortağı ve Derya ile beraberdi 6 ay boyunca. Şimdi önce Derya ile yaptığımız kısa röportaja gidelim. Daha sonra da sözü Burak'a bırakalım. Derya, tekrar hoş geldin. Bu sefer Radius için buradayız. Sana kısa sorularım olacak. QAnbeyond artık büyük bir aile oldu. Senin de dediğin gibi 35 mezunumuz var. 4. dönem bitti. İlk günden bugüne neler değişti? Yani Sonat, en önemlisi işte bu sene sen katıldın aramıza. En önemli değişik bu. Yani şaka bir yana, QAnbeyond'un genel olarak zaten bakışı ve burada varoluş şekli, hani deneme, yanılma, neyi daha iyi yapabiliriz bakış açısıyla. Dolayısıyla gerçekten her geçen dönem hem girişimlerimizden çok şey öğrendik, hem biz çok şey öğrendik. Yani bu bazen böyle küçük tweakler, işte küçük şeyler olabiliyor. İşte içeri yeni kattığımız bir kişi ya da işte bir mentor ya da yeni bir iş ortağı olabiliyor. Bazen daha büyük şeyler de olabiliyor. Örneğin bence bu sene itibariyle en çok etkisini hissetmeye başladığımız şey, yani şeyde de bahsetmiştim, başta da bahsetmiştim, 35 kişi olduk ve o 35 girişimle birlikte, iç girişimlerimizle birlikte gerçekten inanılmaz o işbirlikleri farklı, yani hiç aklına gelmeyecek noktalarda birbirlerine destek olabilen bir community yaratma şansımız oldu. Bence yani geldiğimiz noktada gayet iyiyiz şu anda. Süper. Bence değişikliklerden biri de yine bu online yapabiliyor olmayı programın kattıklarıydı. Radius Londra'dan, bütün program boyunca Londra'daydı. Demo Day'de geldi sadece Burak. Yurt dışındaki startuplara QAnbeyond ne sunabiliyor? Ya bu arada bunu bana ilk dönem soruyor olsaydın çok zor derdim. Ama hani pandeminin zorlamasıyla birlikte aslında böyle yepyeni bir kapı açılmış oldu bize. Geçtiğimiz dönemde de bizim yurt dışından girişimlerimiz vardı. Bu sene işte Radius Londra'dan, Ecos Boston'dan, Hockeystack dönemin yarısını Amerika'dan ve hatta Transfer Chain bile dönem dönem İsviçre'den katıldı. Ama şunu söylemem lazım, yani herkes birbirine çok güzel ayak uydurabildi ve hiçbir KPI toplantısını kaçırmadılar ki sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Gerçekten aslında. Kaçırmadılar. Yani bir taraftan helal olsun. Diğer taraftan biz de globaldeki bu şeyler, globalde olmalarının değerini de daha çok anlamaya başladık. Hem aslında bizim iş ortaklarımızın çoğu globalde de zaten ürünlerini sunabiliyorlar, hem mentorlarımızın yurt dışında ciddi tecrübeleri var. Hem de biz işte Ventures olarak da zaten yurt dışında çok varız. Hatta global birçok fonun da ortağıyız. Ve bu sayede oradaki network'ten de ciddi anlamda faydalanabilmeye başladık. Daha da iyi olacak bence. Ama bizim için açıkçası şu anda, yani özetle söylemem gereken şey, yurt dışı ya da yurt içi hiçbir şey fark etmiyor. Gayet full desteği verebiliyoruz. Süper. Peki full desteği alan Radius, analitik çözümlerini aslında AVM'ler, perakende mağazalar veya gayrimenkullere veriyor bu analitik çözümlerini. Londra'da ve İngiltere'de büyük bir aslında varlığı var. Nasıl görüyorsun performansını? Radius, ya bu arada onun sunumundan da çok fazla rolde çalmak istemiyorum ama beni gerçekten çok etkileyen biri Burak. Gerçekten çok iyi bir girişimci. Radius şu anda Londra'da inanılmaz, yani kendi alanındaki en önemli müşterileri zaten yakalamış durumda. Eğer herhangi ünlü bir caddeden geçiyorsan orada ve boş bir dükkan varsa Radius'ın verisini kullanıyordur orası. Yani bunu söyleyebilmek tabii ki çok gurur verici bir şey. Bir taraftan ama biz Radius'ın hem sektörel anlamda da daha geniş şey gitmesi, hem de ülke bazında da kendini ölçekleyebilmesini çok önemsedik. Bizimle birlikte ürün geliştirme tarafında çok çalıştı.
bütün ekip destekledik, sen de biliyorsun. Ve bundan sonra da yapamaması için hiçbir sebep yok. Gerçekten çok da güzel adımlar attı. Burak hem iyi bir girişimci, hem çok akıllı, hem de çok enerjisi yüksek. Zaten birazdan onu izleyeceğiz. Daha fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Burak, sana bol şans. Göster kendini. Derya Hanım, güler yüzünüz ve deneyiminizden beslenmek bizim için çok büyük bir keyifti. Merhaba, adım Burak, Redius'un kurucu ortağıyım. Redius, tek tıkla gayrimenkul projelerine yapay zeka desteği veren bir startup. Teknolojiye ve inovasyona girmeden önce buna niye ihtiyaç duyulduğundan bahsedeyim. Bugün bir haber sitesine girdiğimizde boş ofislerin, boş konutların, tüketicilerin gitmediği dükkanların haberlerine rastlamamız çok olası. Sadece sorun haber gündemini kalabalıklaştırmak değil, ekonomi olan da büyük etkisi. Örnek vermek gerekirse, İngiltere'de gayrimenkul sahiplerinin yıllık kaybı 70 milyar pound. Tekrar ediyorum, sadece İngiltere'de boş gayrimenkuller yılda 70 milyar pound kayba yol açıyor. Bunun nedeni, insanların yaşayacağı evler, çalışacağı ofisler, zaman geçireceği yerler tasarlanırken insanların ihtiyaçlarına, taleplerine ne kadar kulak asılıyor? Cevabını vereyim. Neredeyse hiç. Nedeni ise bu çözüme ulaşacak bir veri kaynağı, bir bilgi kaynağının olmayışı. Bizim getirdiğimizde yenilik bu noktada. Belirli bir bölgede 100 kişiden 15'inin demografik bilgisi, okuduğu kitap, çalıştığı şirket, izlediği film, dinlediği müzik gibi bilgilere ulaşırken, diğer taraftaysa bu tüketicilerin gittiği dükkanların, fiziksel alanların ne olduğunu ve niye gittiklerinin bilgisine sahibiz. Bu iki dünyayı bir araya getirdiğimizde tüketicilere uygun fiziksel alan tasarlama ve yönetme çözümlerine ulaşıyoruz. Hizmet olarak bu iki noktada gösteriyoruz. Birincisi gayrimenkullerin performans analizi. İkincisi ise gayrimenkullerin performansını iyileştirme çözümleri. İlkini ele alırsak bölgedeki tüketicilerin tanımlanması, tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mevcut pazar dinamiklerinin bu ihtiyaçları karşılamada ne kadar başarılı veya başarısız olduğunu anlamamızdan geçiyor. Örnek vermek gerekirse İngiltere'nin Poole şehrinde Dolphin Shopping Center'ında özellikle Covid'den sonra bir dönüşüme geçtiler. Bu dönüşümde alışveriş merkezinde bulunan tüketiciler ve şehrin geri kalanında bulunan tüketicilerin arasında bir fark olduğunu gördük. Ve asıl potansiyelin şehrin geri kalanında olan tüketicileri alışveriş merkezine davet etmekte olduğunu fark ettik. Bu da bizi çözümümüzün ikinci aşamasına ulaştırdı. Bu noktada bu kitlenin, yani şehrin dışarısında kalan kitlenin sevdikleri yemeğin Asya mutfağı, hobilerinin su sporları özellikle surf ve Karabiyen kültürü olan ilgilerini saptadık. Sonuç olarak da alışveriş merkezine bir sushi restoranı, surf aksesuarı ve tamiri sunan bir dükkan ve bir Karayip içki firmasıyla da bir işbirliği sunduk ve sonucunda 3 ayda %488 hem ziyaretçi sayısında hem de satış hacminde iyileşme gözlemledik. Bu iyileşmeye niye ihtiyaç duyuyoruz? Şehirler akıllı şehirlere doğru giderken, değişen dünya, değişen tüketici alışkanlıklarıyla şehirler akıllaşırken binalar ve yapılar da kullanıcılarını tanımak zorunda. Bu çözümü sunmak için yılda 6.3 trilyon pound harcanacak 2030'a kadar. Özetle biz de buradayız. Akıllı şehirlere doğru giderken binaları kullanıcılarını tanıyacak bir şekle çekiyoruz. Bu doğrultuda İngiltere'nin önde gelen gayrimenkul firmalarıyla çalıştık. Örneğin kraliyet ailesinin gayrimenkullerini yöneten The Crown Estate, emekli fonunu yöneten Legal & General müşterilerimiz arasında. İkisi birlikte İngiltere'deki gayrimenkullerin 1/3'ünü yönetiyor. Ve aslında Regent Street'te yürürken gördüğünüz bir dükkanın bizim çözüm ortağı olmamız çok olası. İngiltere'nin önümüzdeki 10 yılını değiştirecek gayrimenkul projelerinde biz çözüm ortağıyız. Ve burada rakiplerimizi diskalifiye ettiğimiz nokta fiyat avantajımız, hızlı çözümümüz, verimizin genişliği ve derinliği. Ve bizim şu anki kar marjımız %95. Yani büyük bir markete çok efektif ve çok etkili bir şekilde ilerliyoruz. Peki QM Beyond bu maceranın neresindeydi? Çok köklü ve yapısal bir sektöre değişiklik getiriyoruz. QM Beyond da banka gibi bir yapının içinde bir inovasyon DNA'sı getiriyordu. Ve onların süreçleri nasıl işletmemiz gerektiği noktasında gösterdikleri yönlendirme sonucunda birlikteliğimizin ikinci 3 aylık döneminde satışlarımızda direkt etkisini gözlemledik. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Peki biz kimiz? Ben Burak, CEO,
19 yaşında Çin Wuhan'da başlayan girişimcilik maceram beni buralara kadar getirdi. CEO'muz abim Berke Çaplı, NATO'nun en genç komite başkanı. Kendisi ordulara ve devletlere veri destekli karar mekanizmalarında yönlendirmede bulunuyor. CTO'muz Dr. Andrew Starkey, 2018 yılının İngiltere Veri Bilim Adamı ödülünün sahibi. Head of Technology'miz ise 14 yılı aşkın teknoloji yönetim deneyimine sahip. Ve yaptığımız işler ne kadar inovatif olsa da şirket ismimiz gerçekten soyadımızı İngilizce'ye çevirmekten geliyor. Tabii ki bölgedeki çap ve alan hesaplamadan Radius üzerinden de geliyor. Özetle, akıllı şehirlere ilerlerken gayrimenkullerinizdeki kira düşüşü, müşterilerinizi tanımlamaktaki zorluklarınızdan hayıflanıyorsanız bir omuzun ötesinde çözüm sunabiliriz. Daha önemlisi, akıllı şehirleri değiştirirken, dünya geneline ilerlerken birlikte yürümekten çok büyük keyif alırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Akıllı şehirlerde buluşmak üzere. I'm İbrahim İbrahim, Managing Director of Portland Design. And we collaborate very closely with Radius. The evidence and data that Radius provide us is invaluable as it reveals the human truths of understanding our audience, their preferences and what's important to them, and we use that data to inform our master planning and curation of the activation of the public spaces. We find that our clients in real estate gain considerable value from the data and insight that Radius provides, as it gives certainty and true evidence of their audiences, their consumers, their guests, and provides that data in order to inform their operations and their leasing strategies for their assets. Whereas previously, data wasn't available, which was accurate and truthful. Evet, şimdi sıra Emlaksat'ta. Türkiye'nin ilk dijital emlak şirketi. Evinizi satmanın belki de en kolay, en teknolojik yolu. Ama ondan önce Enis Bey'le kısaca bir söyleşi yaptık. Önce ona gidelim. Daha sonra söz Emlaksat'ın kurucu ortağı Cenan'da. Enis Bey, hoş geldiniz demo odamıza. Bu sene Emlaksat'la beraberdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Size çok kısa birkaç sorum olacak. Daha sonra da Cenan'ın sunumuna, Emlaksat'ın sunumuna geçeceğiz. Ev fiyatları, mortgage'lar, kiralar her geçen gün artıyor. Bu piyasayı nasıl gözlemliyorsunuz? Önümüzdeki 3 yıl bizi neler bekliyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet, emlak piyasası gerçekten son yıllarda gerçekten zor bir piyasa. Fiyatlar hem kira tarafında hem ev satış tarafında gerçekten çok yükseldi. Bunu biz kendimiz de gözlemliyoruz. Bizim hani bankadaki çalışan arkadaşlarımızdan bile bununla ilgili çok olumsuz geri bildirimler gerçekten alıyoruz. 2 katına, 3 katına çıkan lokasyonlar var. Genelde Türkiye'deki bizim deneyimimiz böyle çok hızlı yükselişlerin ardından piyasa hafif geriye gelebilir ya da yatağa gidebilir. Ben çok fazla geriye geleceğini bundan sonra düşünmüyorum ama önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle birazcık daha artış temposunun azaldığı, belki önümüzdeki hatta bir yıl biraz yatağa gidecek bir seyir olacak diye düşünüyorum. Bunun dışında eskiye kıyasla tabii bir de yabancılara yapılan konut satışları da yeni bir dinamik olarak aynı hayatımıza girdi. Bu da aslında tabii piyasanın hızlı bir şekilde yükselmesinde, özellikle son dönemdeki artışlarda çok önemli etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Peki teknolojik herhangi bir gelişme piyasayı etkileyebilecek mi? Mesela Emlaksat buraya değişik bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. Sizce bir değişime öncülük edebilecekler mi? Emlak piyasası epey zor bir piyasa. Bunu kabul etmek lazım. Dinamikleri de, işlem adetleri vesaire olarak birçok açıdan zor bir piyasa ama burada da ben diğer sektörlerde olduğu gibi fintechlerin özellikle yapılan işlemlerin hızlandırılması, kolaylaştırılması, müşterilerin özellikle bu pain point dediğimiz noktalarını hani çözüm getiren firmaların gerçekten sektörü değiştirebileceğini düşünüyorum. Emlaksat'la da bayağı bir vakit geçirdik. Deneyimlediğim kadarıyla gerçekten müşteri memnuniyet seviyesi çok yüksek bir firma. Sundukları çözümler de gerçekten katma değer yaratıyor. Bu anlamda ben Türkiye açısından önemli bir başlangıç yaratabileceklerini düşünüyorum. Ve başarılı olacaklarına gerçekten inanıyorum. Enis Bey, siz hem bireysel hem işletme bankacılığından sorumlusunuz. Peki startupları düşündüğümüzde, yeni gelecek regülasyonları düşündüğümüzde startupları ne gibi fırsatlar bekliyor sizce? Genelde regülasyonlar hep böyle negatif aslında taraftan bakılan bir konu gibidir. Hani işleri sanki zorlaştırıyormuş gibi düşünülür ama ben startup dünyası açısından regülasyonların çok aslında onların önünü açtığını düşünüyorum. Regülasyonlar genelde çok büyük firmaların daha da büyük haline gelip aslında
küçük firmaların sektöre girmesini, inovasyon yapmasını, yenilik çıkartmasını engelleyen bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden son dönemde bu tarz regülasyonlar, işte Çin'de mesela teknoloji dünyasında gördük, Avrupa'da ve Amerika'da finans dünyasında gördük. Bu tarz firmaların aslında kendilerine yer bulabilmesi açısından çok önemli bence rolü var. O açıdan ben startup dünyasında çok pozitif etkisi olduğunu düşünüyorum. Süper. Peki o zaman Cenan birazdan sunumunu yapacak. Cenan'a çok kısa bir şeyler söylemek ister misiniz? İsterim. Buraya konuşayım şöyle. Cenan, gerçekten çok iyi bir çözümünüz var. Türkiye'de bence lider olabileceğiniz bir çözüm üzerinde çalışıyorsunuz. Şu anda da belli bir noktaya geldiniz. Umarım QM Beyond'dan mezun olduktan sonra da çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Sana başarılar diliyorum. Merhabalar, ben Cenan Cantekin. Emlaksak.com'un kurucu ortağıyım. Emlaksak.com, Türkiye'nin ilk sabit hizmet bedelli dijital emlak şirketi. Her sene Türkiye'de 1,5 milyon ev, İstanbul'da ise yaklaşık 300 bin adet ev satılıyor. Yani her gün binin üzerinde insan evini satmak istiyor. Bu da 100 milyon dolarlık bir işlem hacmi demek. Ve bu insanlar yıllardır geleneksel emlak firmalarıyla çalışmak zorunda kalıyor. Aldıkları hizmetten mutlu değiller, güven problemi yaşıyorlar ve belirsiz yüksek komisyon ödemek zorunda bırakılıyorlar. Emlaksat olarak burada yenilikçi bir çözüm sunuyoruz. 48 saat içinde evinizin 3D sanal tur prodüksiyonu hazırlanmasından tüm emlak portallarına listelenmesine kadar olan hizmetleri standart olarak gerçekleştiriyoruz. Eviniz 45 günden az bir sürede satılıyor ve yalnızca satıştan sonra 19.900 TL'lik sabit hizmet bedeli ödüyorsunuz. Yani Emlaksat ile eviniz %500 daha fazla görünür oluyor, %50 daha hızlı, %5 daha yüksek değerli satılmış oluyor. Tabii tüm bu anlattıklarımızı geliştirdiğimiz teknolojiler mümkün kılıyor. Bütün müşterilerimizi online yollardan elde ediyoruz. Pazarladığımız her eve 3D sanal tur prodüksiyonu gerçekleştiriyoruz ve bu sayede evlere yapılan ziyaretleri %70 oranında azaltmış durumdayız. Mobil uygulamamız üzerinden tüm müşterilerimiz tapu devrine kadar bütün süreçleri şeffaf bir şekilde görüntüleyebiliyor. Emlak sektörü dünyanın en büyük sektörü. İstanbul için yalnızca yılda gerçekleşen işlem bedeli 30 milyar dolar. Biz öncelikle İstanbul'da pazar lideri olmak istiyoruz. Sonrasında yurt içi ve yurt dışında büyümemizi sürdürerek hedefimizin 10 bin üzerinde yılda ev satışı olduğunu söyleyebiliriz. Uyguladığımız model PropTech'in yükselen ve kanıtlanmış iş modeli, online emlak brokerlığı. Türkiye'deki ilk oyuncuyuz. Avrupa'ya baktığımızda sadece İngiltere, Almanya ve İspanya'daki bu alandaki girişimlerin yatırımı 1 milyar doları aşmış durumda. Operasyonlarımıza 2021 yılının Haziran ayında başladık. 15 aylık süreçte 100 milyon TL'nin üzerinde bir satış hacmi elde ettik. Şu anda aktif portföy büyüklüğümüz 240 milyon TL'nin üzerinde. Müşteri sayımızı, aylık olarak hizmet verdiğimiz müşteri sayısını %600 oranında son bir yılda artırdık. Müşteri edinim maliyetlerimizi ise %50 oranında yine aynı sürede düşürmüş bulunmaktayız. QM Beyond hızlandırma programı süresince hem büyümemizi sürdürdük hem de banka ile birçok işbirliği gerçekleştirdik. Empara.com, QNB Finansbank Gayrimenkul Proje Finansmanı Departmanı ve QNB Finansbank Kristal Kule Şubesi ile çeşitli proje ve kampanyalar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde emlak danışmanlarıyla geliştireceğimiz yeni iş modelleri, B2B tarafta konut proje pazarlama hizmetimiz ve daha birçok yenilik mevcut. Bununla birlikte Emlaksat online satış sistemimizi önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Bu da şu demek, bir e-ticaret sitesinden ev satın alır gibi platform üzerinden ev alabileceksiniz. Ekibimiz hem teknoloji hem gayrimenkul alanında oldukça güçlü isimlerden oluşuyor. Alim'in 15 senenin üzerinde kurumsal hayatta ve girişimcilik ekosisteminde tecrübesi var. Benim ise 10 senenin üzerinde gayrimenkul sektöründe bir deneyimim mevcut. Bugüne kadar direkt olarak kendi müşterilerime 100 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde PropTech alanında hem Türkiye'de hem dünyada birçok gelişimin olacağını göreceğiz. Biz de emlaksat.com olarak bu gelişimin öncülerinden olmak istiyoruz. Hedefimiz evini satmak isteyen herkesin aklına gelen ilk marka olmak. Bu yolculukta bizimle işbirliği yapmak ister veya ekibimize dahil olmak isterseniz bize her zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Merhaba, Murat Şahin ben. Mutlu bir emlaksat müşterisiyim. Bizim için iki evimizi satma işini üstlendiler. Mükemmelen yaptılar. Çok temiz çalışan bir ekip. İşlerini nasıl yapacaklarını, hem satıcıyla hem alıcıyla nasıl konuşacaklarını, regülasyondaki bütün detayları iyi biliyorlar. Bunu da çok iyi anlatıyorlar. Birlikte çalışmaktan çok mutlu olduk.
Evet, bütün girişimlerimizi dinlediniz. Bu zamana kadar kaldığınız için size çok teşekkür ederiz. Umarım önemli notlar almışsınızdır ve keyif almışsınızdır. Hem Demo Day'i hem de programı gerçekleştirmede büyük emek sarf eden paydaşlara teşekkürlerim var. Öncelikle üst düzey yöneticilere, birimlere, QM Beyond ekibine, mentorlarımıza, iş ortaklarımıza, kurumsal iletişim ekibimize ve prodüksiyon ekibine çok teşekkür ederiz. Ama tabii ki en büyük alkış girişimcilerimize gidiyor. Onları tebrik ederiz. 5. dönem başvurularımız açılmak üzere. O yüzden bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Tanıdığınız bugünkü kadar iyi girişimler varsa da bizle tanıştırmaktan lütfen çekinmeyin. Seneye 5. dönem Demo Day'de görüşmek üzere.